İstanbul nasıl? Vallahi İstiklal Caddesi saç ekim merkezi gibi. Saç ektirmeyene kötü gözle bakıyorlar. Lakat, Nusiyat, Allugat, Alturkiye. Bir günde Arapça öğrendim burada. Bebek ve Ortaköy ise hepimizin Adem ve Havva'dan geldiğinin ispatı. Herkes birbirine benziyor. Örgüleci yakışıklı erkekler ve dolgun dudaklı kızlar. Bebek ve Ortaköy'de kendimi acayip fakir hissettim ve oradan çıktım. Taksiyle Sultanahmet'e gitmek istedim. 1,5 saat taksi aradım. En sonunda buldum. 1 saatte 5 kilometre yolu gittik. Emekleyerek gitseydim daha erken giderdim vallahi. Bebekten sonra Sultanahmet'i görmek kültür seyahati gibi bir şey. Aynı şehir bu kadar fark olabilir mi? Dönüşte taksiciye tarla başında bırakla beni dedim. Gece girme oraya kardeş dedi. Dedim gireceğim bana bir şey olmaz. Taksiden indim uzaktan bir abla bana gel gel işareti yaptı. Dedim ki tarla başını belgesellerden izlemek galiba daha mantıklı. Girmedim taksici haklıymış. Anadolu yakasına geçtim Kadıköy'ü gördüm. Kadıköy hakkında tek bir şey söylemem lazım. Güzel içiyorlar vallahi. Fiyatları bana hiç sormayın. Serpme kahvaltısı ister misin dediler. Serpme la şu kahvaltıyı dedim. Bana bakıyorlar ya. Simit ve çay bana yeter be keke dedim. Bak içimdeki Anadolu erkeği çıktı birden fiyatları görünce. İstanbul ve ben bal ve kaymak gibiyiz. Uzaktan görünce çok uyumsuz gibi görünsek de yan yana geldi mi bağımlılık yapıyor. İstanbul böyle işte. Gelmeseydin o zaman. Lakat, Nusiyat, Allugat, Alturkiye dayı.